Bir önceki bölümde hiçbir like sayısı söylememiştim arkadaşlar ve 750 beğeni gelmiş. Bu 750 beğeniye özel sizler için bir tane oyuncuyu 90 rating yapacağım. Ancak bir sonraki bölümde kaç tane oyuncu 90 rating yapacağıma sizin beğenileriniz karar verecek. Yani bu bölümde 1250 beğeni başına bir oyuncuyu 90 yapacağım. Eğer 2500 beğeni olursa 2 oyuncu, 3750 beğeni olursa, ki olmasın ondan çok korkuyorum, 3 oyuncu yapacağız. Arkadaşlar videoya başlamadan önce ama seriye destek için like atmayı unutmayın. Yeniyseniz kanala abone olup bildirimleri açın. Bugün herkes hak ettiği yeri bulacak abi. Bugün gerçekten abi aşırı sinirliyim zaten, az önce maçı izledim çünkü. Ve herkes tamamen hak ettiği yeri bulacak. Yavaş yavaş da sizlerin önerisiyle geliştirme yapacağız. Dediğim gibi bugün bir tane oyuncu 90 rating olacağı için hiçbir orta sayı 90 rating yapmayacağız. Bir sonraki bölümde hangi orta sayı 90 rating yapalım? Tabii 1250 beğeni geçtiğimiz takdirde yapacağız. Onu da yorumlara yazın veya santraforda yazın ama kesin bir tane orta sayı yazın. Transfer etmediğimiz orta saha bile olursa, en çok beğenilen yorumda olursa transfer edip de 90 yapabiliriz. Her neyse arkadaşlar, ilk olarak şuradan Altay Bayındır'ı çıkartıyoruz. Muslera kazandı. Söylediğimiz gibi hak ettiği yere geliyor abi Muslera. Hemen abi şöyle çalıştırıyoruz. Direkt Altay Bayındır'ı basıyorum. Tak diye abi gönderiyorum. Bu kadar abi. Vallahi bu kadar. Herkes hak ettiği yeri bulacak. Muslera kalede. Söylediğimiz gibi yaptık artık. Gerçekten Muslera'yı söyleyenler hak ettiğini buldu yani. Muslera hakkını buldu. Şimdi arkadaşlar sıradaki transferimiz. Sıradaki transferimiz Ryan Donk. Çok önemli bir gole imza attı. Beraberlik golünü atan kişi Ryan Donk. Onu hemen alıyorum abi. Luis Gustavo derbi maçında oynamadığı için ona hiçbir şekilde ceza vermeyeceğiz. Ryan Donk burada zaten gördüğünüz gibi ben aratmıştım. Hemen abi fiyat olarak 15.000 coins yazalım. 15.000 coins kaydet arama dedim. Ve 15.000 coins'e yok. Hemen 19.500 coins yazalım o zaman. 19.500 coins'e herhalde buluruz diye tahmin ediyorum. Evet. 19.450 coins'e Ryan Donk'u bulduk. Ve şimdi sıradaki isim abi Enkoudu. Enkoudu'yu çok istediniz anlamı. Ve gerçekten hak etti. Boyd yerine Enkoudu al dediniz geneliniz. Ve ben de öyle yapacağım çünkü gerçekten hak etti. Fiyat olarak da abi 9.500 yazacağım. İnşallah çıkarsın abi. Vallahi uğraştırma. Çok güzel. 2.410 coins'e Enkoudu'yu da aldık. Ve şimdi sırada Marcao var. Marcao'yu da alıyorum abi. Marcao'yu da alıyorum hemen. Madem abi Fenerbahçe kullanmayacak oyuncularını, biz de oynatmayalım o zaman ya. Böyle bir şey yok abi. Marcao bu arada nereden bulacağım şimdi ben? Pozisyon stoper diyelim. Abi mükemmel transferler yapıyoruz bu bölüme özel. Sizlerden bomba like patlaması bekliyorum. Her şeyi güncel, hak ettiği değeri bulacak derecede yapıyorum abi. Galatasaray'da yapalım. Stoper Galatasaraylı. 75'inde üstünde diye hatırlıyorum Marcao'yu. Hatta 81 mi 79 muydu? Abi Marcao yok mu oyunda? Marcao oyunda yoksa şimdilik bir duracağım çünkü de. Heh, Marcao 73 ratingmiş. Oha. İlginç. Marcao 73 ratingmiş arkadaşlar. Hemen 73 rating olarak arattık. Ve 13.550 coins civarında var. Bakalım. Fiyat olarak abi. 12.000 yazalım. 12.000 yazamadım bu arada. 12.000 yazalım. Marcao'yu da hemen alalım abi. Takım harika olacak. 3670 coins aldık. Ve sırada tabii ki Beşiktaş'ta 2 tane gol atan Kuzey'in abi Sörloth. Alexander Sörloth. Mükemmel bir şekilde tabii ki şu an forvette olmayı hak eden 2 oyuncudan biri. Diğer oyuncu da zaten biliyorsunuz ki tabii ki bildiğiniz gibi. Kim abi? Hak eden kim? Falcao. Çünkü dünün golünü attı abi. Tertemiz golünü attı. Bu Sörloth'un hangisiydi bilmiyorum ama takım olarak ben direkt Trabzon'u seçeyim. Hiç abi aramayla uğraşmayalım. Pozisyonu da santrafor seçtiğimiz zaman direkt herhalde Sörloth karşımıza çıkar diye düşünüyorum. 16.000 coins'e de var. Abi şöyle daha düşük bir şey yok mu abi bu adam? Sadece 13.000'e mi var? 10.000'e de heh, tamam 2600. Hemen abi Alexander Sörloth'u da aldım. Herkes hak ettiği yerde olacak birazdan. Şimdi bütün takımı diziyorum abi. Bütün takımı diziyorum. Hemen abi şöyle gelelim. Fenerbahçe'den bir tane oyuncu kalacak. O da derbide oynamayan oyuncu yani. Onu da söyleyeyim. Abi Vedat Muriç bir git şuradan. Vallahi gerçekten Fenerbahçeli bütün oyuncular aşırı sinirliyim. Bir Fenerbahçeli olarak. O yüzden bu bölümde Fenerbahçeli oyuncular çıkacak abi kadrodan. Onu söyleyeyim. Hemen abi şuradaki ilk 11'i silelim. Bu yanda kalan ilk 11 beni deli ediyor gerçekten. Haydi abicim. Bugün bir oyuncumuz daha 90 olacak bu arada arkadaşlar. Onu da söylemiştim zaten. 88 rating hemen yapalım abi. 368.000 coins'imizi verip 88 rating'e yükselttik. Karnaval günü önemli aşama görevini de tamamlamış olmuşuz. Vay anasını be. Vay anasını sayın seyirciler. Evet şimdi Atiba Atçıyasını buradan çıkartıyoruz. Yerine Ryan Donk'u koyuyoruz. Donk çünkü golünü attı ve burada olmayı hak etti kesinlikle. Ve kaç tane hangi takımdan oyuncu olduğunu da birazdan söyleyeceğim. Atiba Atçıyasını mı bassam direkt? Bakayım böyle 85 oluyor mu? 80 oluyor. 84 oluyor, böyle 85 oluyor. Tamam 85 olsun abi. Bunu da basarsam 86 olur mu? Bunu da basarsam ne oluyor? Birazcık abartmış oluruz abi. Ömürü de basmayalım. Böyle şimdilik kalsın. 85 rating ile Ryan Donk. Boyu gerçekten çok uzun abi. Adamın boyu yani bayağı uzun.
Çok garip bir adam. Saldırganlığı falan da 92 oldu zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda kadromuz bu hale büründü. Tabii ki buradan Tyler Boyd da çıkacak ve Enkudu gelecek. Kesinlikle hak etti. Kesinlikle hak etti. Maçta harika oynadı. Zaten bir tane uygulama var abi. Oyuncuların reytinglerine bakıyorsun. Enkudu maçın adamı. Yani gol atmamasına rağmen Beşiktaş'ta maçın adamı Enkudu olmuş. Beşiktaş'ın en iyisi yani Enkudu olmuş. Abi Abdülkadir Ömür'ü de bassam ne oluyor? Hatta şöyle yaparsam abi. Enkudu'yu 87 reyting yapalım be. Vallahi yapalım be. Hadi oğlum be. Enkodu'yu 87 rating yaptım ulan. Vallahi gaza geldim yaptım abi. Enkodu'yu da 87 ratinge yükselttim. Kaç oldu hızı bu arada? 116 oldu. Oha abi 90 mı yapsak? Vallahi süper olur. Faletti'yi de buradan çıkartıyoruz abi hemen. Tabii ki kimi alıyoruz? Marcao. Marcao da takımımıza geliyor tekrardan arkadaşlar. Marcao'ya da hoş geldin diyelim. Bayağı bir coin harcadık bu arada arkadaşlar bu bölümde. Sizlerden de yani tek isteğim like. Onu da atarsınız diye düşünüyorum. Marcao da geldi ve şimdi abi asıl hak eden golünü atan Damagoj Vida. Hemen abi onu da 90 ratingine yapalım abi. Sen 90 rating hak etmiştin Damagoj Vida. 434 bin coin ise Vida'ya da 90 rating yapıyorum. Maguire'ı bastım gitti anasını satayım. Vallahi hiç umursamadan. Abi bu bölümde çok harcama yaptık. Vallahi sizlerden de gerçekten like bekliyorum. Buna ihtiyacım var. Evet. 162 rating. 162 kimya oldu daha doğrusu. Rating de değil kimya oldu. Herkes full kimyadı neredeyse zaten. Mükemmel bir takım oldu şu anda takım. Yani gerçekten harika. Vişka değişebilir. Abi şimdi sırada söyleyeceğiniz kişi kim olsun? Bunu yorumlara yazın. Bu arada kaç tane Galatasaraylı oldu takımda? 1, 2, 3, 4, 5 Galatasaraylı. 1, 2, Beşiktaşlı. Abi bildiğin kadro Galatasaray kadrosu olmuş. Birazcık Galatasaraylıları azaltabiliriz ilerleyen zamanlarda. Ama kimi çıkaracağım abi? Hepsi hak etti vallahi. Bence hepsi hak etti anasını satayım. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi sırada ne var? Hemen bakalım abi şöyle. Bir tane Division Rivals'ta maça girelim. Sonrasında daha bir tane transfer önerisi kesin yapın orta sahaya. Orta sahadan kimi 90 rating yapalım? Bu da çok önemli. Çünkü bir sonraki bölümde eğer 1250 beğeniyi geçersek ilk olarak orta sahadan bir oyuncuyu 90 rating yapacağız. Bunu yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Bu gerçekten çok önemli. Videoyu her zaman baştan sona izleyin dememin sebebi bu. Çünkü videonun sonlarında böyle açıklamalar da yapıyorum arkadaşlar. Bunları da kesinlikle unutmayın diyorum. Ve maçımız başlıyor. Abraham falan var rakipte. 103 rating, 170 kimya. Kaybedebiliriz. Sıkıntı yok ama bu gerçekten hak eden bir takım. MOO pozisyonunu değiştirebiliriz. Bu arada Emrak Baba 90 rating olmuştu. Evet ama hani değiştirebiliriz tabii ki. Hani belli olmaz abi kimi alabileceğimiz. Tartışılır. Hani Emrak Baba yerine bir tane MOO önerisi yaparsanız alabiliriz. Gerçekten hak eden bir oyuncuyu söylerseniz beğenilirse alırız. Sörloth. Ya Max Kruse'nin kartı aslında MOO olsa arkadaşlar Fenerbahçe'den bir Max Kruse hak ediyor aslında ama yani maalesef yok arkadaşlar öyle bir kartı adamın. Olsaydı güzel olabilirdi. Bu arada 101 rating olmadık hala. 101 rating yapmaya çalışacağım. Olur mu bilmiyorum ama yapmaya çalışacağım takımı videonun sonunda bakalım. Alexander Sörloth. Alexander Sörloth. Sörloth. Uf, 3-2 harika bir gol. Enkudu. Enkudu 4-2 oğlum. Yüz üçgen takımla oynuyoruz ha. Abi hemen al topu. Hemen al hemen al. Dik dik dik. Tabii zor. Tabii fırsat olarak çok daha üstün gelecek. O yüzden arkadaşlar zorlanacağız ama. Ya buradan mesela benim bu adamı gol atmam imkansız. Yani belli abi ama şöyle bir fırsat yakaladığım zaman. Vişka atar mı? Atamadı. Emrak Baba vur lan. Ulan bak atman lazım işte onu. Böyle bir fırsat gelmişken. Sörloth Allah aşkına be oğlum. Ulan Falcao vur. Vur vur vur. Falcao. Radamel Falcao harika gol. Emrak Baba yapma abi. Yapma. Kötü, ben kötü vurdum abi. Biliyordum ama. Vida 90 yaptık o kadar be oğlum. Oğlum 90 yaptık be. Oğlum 90 yaptık be. Yapma be. Alacaktım lan bu maçı. Vallahi inanmıştım ha. Falcao. Abi Handanovic nasıl tutuyor bu topları? Vida artık hadi. Bir de oraya niye gittin? Vida oradan nasıl kafa vuracaksın? Aha. Yok. Tabi zor abi. Zor olur tabi. Rindonk. Rindonk bir orta açtı içeri. Emre Akbaba. Oha abi. 8-5 bitti maç. Takım gittikçe gelişiyor. Biz 103 reytinge geleceğiz gibi ya yakında. 103 reyting oluruz abi. Merak etmeyin. Güzel bir takımımız oluşmaya başladı. Hemen şöyle devam et diyelim. Şuradan devam ete basalım. Ana ekranımıza da gelelim. Şöyle abi bir şey yapacağım. Şu Marcao'nun boost'u var ya abi. Onu yükseltemiyor muyuz? Niye yükseltemiyoruz abi? Bir dakika. Getiren oyuncular diyelim. 6 seviye Marcao'nun boost'u var. Fizik gücü. Onu yükseltelim arkadaşlar yükseltebildiğimiz kadar. Yani 9'a kadar yükseltiyorum herkesi. Bakalım istediğimiz dereceye ulaşabilecek mi Marcao? Hemen görelim arkadaşlar. Yani takım 101 reytinge ulaşacak mı? Onu yapmaya çalışıyorum şimdi. O da olmazsa abi zaten videomuzun sonuna gelecek. 150 bin de vereceğim. Daha da fazlasını daha veremem abi artık. Yuh ya yeter ya. Ne kadar coins aldın benden be oyun. Aslında herkesi yükseltsem bayağı bir yükselecek takım da. Herkesi de yükseltemiyorum ki.
O kadar elimde şey yok yani. Hepsine 300 bin versem abi 3 milyon ediyor zaten. Aha 101 rating olduk. Vallahi 101 rating olduk. Takım gerçekten şu anda harika oldu. Kimin boost'u eksik görünüyor abi? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Herkes full, bir tek Sörloth eksik. Yani buraya bir Trabzonlu oyuncu veya buraya bir Trabzonlu oyuncu mükemmel şeyler yaptırabilir bize. Hadi hayırlısı bakalım arkadaşlar. O zaman burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup video like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Şuradan kanala abone olup butona basarak kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak da efsane ötesi mükemmel bir video girebilirsiniz. Artık derbi videoları bittiği için sizin önerinizle oyuncu alacağım. Yorumlara önerilerinizi yapmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.